Kurban Bayramı geride kalırken çiftliklerde yoğunluk farklı boyutta sürüyor. Çakırlar Çiftliği, İslami usullere uygun kurban kesim hizmeti yanı sıra süt üretimi yapıyor, büyük firmaların et ihtiyacını karşılıyor. Üç kuşaktan bu yana hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren Temel ailesinin Bursa Nilüfer'deki Çakırlar Çiftliği'nde kurban döneminde yoğunlukları bir kat daha artıyor. Çiftliğimiz 17 bin metrekare. Bu alanda hizmet veriyor. Tabii yetersiz geliyor. Şu anda 600'e yakın bir hayvan besliyoruz. Tabii bunların bir kısmı kurbanlık. Bunun yanında süt üretimi yapıyoruz. Büyük firmalara et ihtiyaçlarını karşılamak için çok güzel hayvanları besliyoruz. Yağ oranıyla olsun, lezzetiyle olsun. Dedik ki ya bir de bir kurbancılık yapalım, bir hizmet verelim. İnsanlar bakıyorsun kırda, bayırda, tarla köşelerinde, bahçe köşelerinde kurban kesmeye başladılar. Tabii bu çirkin görüntüler oluştu. Bir de bu sefer tabii kesilmelere, yaralanmalara göze hoş gelmeyen şeyler doğurmaya başladı. Dedik ki böyle bir hizmet verelim. Ufak çapta bir başladık. Çok güzel yerlere geldik. Yani biz de bu sevgiye, bu kalabalığa layık olmaya çalışıyoruz. Sürecin her aşamasında riskleri önleyecek profesyonel bir ekip hizmet veriyor. Son derece profesyonel, işi ehil insanlar. Efendime söyleyeyim, çok hızlı ve temiz bir şekilde, yani hayvan eziyet çekmeden, et lekelenmeden, berelenmeden müşteriye sağlıklı bir şekilde hizmetini vermeye çalışıyoruz. Kurban Bayramı'nın sona ermesinin ardından bir sonraki yılın hazırlıkları başlıyor. Ağrı, Kars, Çankırı, Çorum, Kastamonu, o tür yerlerden, yani yaylalarda, dağlarda, kırlarda, bayırlarda otlayan hayvanlar, bunları çiftliğimize toplayıp güzel bir besleme politikası uyguluyoruz. Besleme periyodundan geçiriyoruz. Bu şekilde bugünlere geliyoruz. Koç, kuzu, bunları da Balıkesir Gönen Manyas tarafından, merinos cinsi, pırlak cinsi, bu kuzu hizmetinde veriyoruz. Hızlı, temiz ve hijyenik şekilde. Vermiş olduğumuz hizmetten zevk alıyoruz. İnsanlar mutlu oluyorlar. Biz tabii onun neticesinde bizler de mutlu oluyoruz.